Arkadaşlar merhaba. Türkçe hani'ye hoş geldiniz. Bugünkü konumuz sıfatlar. İsteyen arkadaşlar açıklama kısmındaki linkten konunun PDF'ini indirebilir. Adları niteleyen ya da belirten sözcüklere biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Sıfatların diğer adı ön arkadaşlar. Sıfatlar iki başlık altında incelenir. Bunlardan birincisi niteleme sıfatıdır. İkincisi ise arkadaşlar belirtme sıfatıdır. Belirtme sıfatı da kendi içinde 4 ayrılır. İşaret sıfatı, sayı sıfatı, belgisiz sıfat ve soru sıfatı olmak üzere. Sayı sıfatları ise asıl sayı, sıra sayı, üleştirme sayı, kesir sayı sıfatı olmak üzere bu da kendi içinde 4 ayrılır. Bu kadar ayrılması arkadaşlar gözünüzü korkutmasın. Gayet kolay bir konu. Yine sıfatların içerisinde yer alan adlaşmış sıfat, ünvan sıfatı, ve sıfat yapan ki konularında arkadaşlar konumuz içerisinde görmüş olacağız. Niteleme sıfatları varlıkları renk, şekil, biçim ve durum yönüyle tamamlayan sözcüklere denir. Adlara sorulan nasıl sorusunun cevabıdır. Örneklerimize bakalım. Karanlık bir sokakta uzun boylu iki arkadaş hareketli şarkılar eşliğinde yürüyordu cümlesinde bakın şarkı isim nasıl şarkı? Hareketli şarkı. İsme sorduğum nasıl sorusu bize neyi veriyor arkadaşlar? Niteleme sıfatını veriyor. Arkadaş isim, nasıl arkadaş? Uzun boylu arkadaş. Uzun boylu sözcüğü burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Sokak isim, nasıl sokak? Karanlık sokak. Yine karanlık sözcüğü burada niteleme sıfatı olarak kullanılmıştır. Köyümüzün bereketli topraklarında dolaşıyoruz. Toprak isim. Soruyoruz nasıl toprak? Bereketli toprak, bereketli sözcüğü de yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Müdürler senin hakkında iyi şeyler düşünmüyor. Bakın şey belgisiz zamirdir. Zamirler de isim soylu sözcüklerdir. Nasıl şeyler, iyi şeyler, iyi sözcüğü de burada yine niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Toplumu ileriye götürecek güzel fikirleri vardı cümlesinde ise fikir isim nasıl fikirler, güzel fikirler, güzel sözcü de burada niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Ayten deli divane olmuş sokak kedisiydi cümlesinde ise sokak kedisi bir önceki videomuzda hat anlatmıştık hatırlayın. Birinci sözcük ek almamış, ikinci sözcük iyilik eki almışsa bu nedir arkadaşlar? Bu belirtisiz isim tamlamasıdır. Nasıl sokak kedisi? deli divane olmuş sokak kedisi dolayısıyla arkadaşlar bu sözcük öbeği de nedir? Niteleme sıfatı görevinde kullanılmıştır. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var. O da nasıl sözcüğü arkadaşlar. Şimdi nasıl sözcüğü isimleri belirtirse biz buna ne diyoruz? Niteleme sıfatı diyoruz. Fiil ya da fiilimsiyi belirtirse buna da arkadaşlar durum zarfı diyoruz. Mesela iyi adam dediğimde Adam isim nasıl adam iyi adam bakın ismi belirtmiş ismi belirttiği için bu niteleme sıfatıdır. İyi koştu desem koşmak fiil nasıl koştu iyi koştu iyi sözcü bu sefer fiili belirttiği için durum zarfıdır. Genel mantıkta budur. Şimdi sıfatlar isimleri niteleyen ya da belirten sözcüklerdir. Zarflar ise değerli arkadaşlar fiil ya da fiilimsleri belirten sözcüklere denir. Genel mantık bakın bunun üzerine kurulmuştur. Lütfen buna dikkat edin. Geçiyoruz belirtme sıfatlarına. Belirtme sıfatları hatırlayın dörde ayrılır demiştik. Bunlardan birincisi işaret sıfatları. Varlıkları işaret yoluyla belirten sıfatlara denir arkadaşlar. Adlara sorulan hangi sorusunun cevabı bize işaret sıfatlarını verir. İşaret sıfatları şunlardır. Bu, şu, o, buradaki, şuradaki, oradaki, öteki, beriki ve öbür sözcükleridir. Örneklerimize bakalım yine. Kaçmak için fırsat kolluyorum. Bu kalabalık şehirden cümlesinde. Şehir isim, nasıl şehir, kalabalık şehir, niteleme sıfatı. Hangi kalabalık şehir? Bu kalabalık şehir. Bu da yine ismi belirtiyor. İsmi belirttiği için de arkadaşlar bu nedir? İşaret sıfatıdır. O insanları bir daha etrafımda görmek istemiyorum dedi cümlesinde ise yine insan isim hangi insanları o insanları o sözcüğü burada işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Öteki toplumların kültürleriyle bizimki arasında dağlar kadar fark var cümlesinde ise toplum isim hangi toplum öteki toplum öteki sözcüğü de yine burada nedir işaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Hakan az önce şuradaki paketleri kaldırdı cümlesinde ise paket isim, hangi paketleri, şuradaki paketleri, şuradaki sözcüğü nedir? İşaret sıfatı olarak kullanılmıştır. Şimdi şu iki örneğe çok dikkat edelim arkadaşlar. O kendi söküğünü kendisi dikerdi cümlesinde bakın arkadaşlar o sözcüğü nedir? İnsan adı yerine geçmiş. İnsan adı yerine geçtiği için bu sözcük nedir? kişi zamiridir. Bu toplumu ayakta tutan en önemli faktördü cümlesinde ise bakın bu sözcü virgül gelmiş arkadaşlar toplumla arasına ve faktörün yerine geçmiş. En önemli faktör neyse onun yerine geçmiş. Dolayısıyla bu da ismin yerine geçmiş. Buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? İşaret zamiri diyoruz. Şimdi burada dikkat etmemiz gereken bir husus var o da şu. Bakın isimle arkadaşlar sıfat arasına herhangi bir noktalama işareti gelmez. Bunu unutmayalım. İkinci önemli kuralımız ise arkadaşlar o da şu. İşaret sıfatları şu örneklerde görmüş olduğunuz gibi isimleri belirtir. Bu tarz sözcüklerde ise yani zamirler ise ismin yerine geçer. Lütfen buna dikkat edelim. Öğrencilerin en çok karıştırdığı hususlar işaret sıfatı, işaret zamiri daha çok bunları karıştırıyor. Tekrar söylüyorum. İşaret sıfatları ismi belirtir. İşaret zamirleri ismin yerine geçer. Sayı sıfatları kendi içinde dörde ayrılıyor arkadaşlar. Asıl sayı sıfatını bulmak için isimlere biz kaç sorusunu soruyoruz. Bakın çocuk isim kaç çocuk? 3 çocuk, Üç sözcüğü burada nedir? Asıl sayı sıfatıdır. Ekmek isim. Kaç ekmek? 5 ekmek. 5 sözcüğü burada asıl sayı sıfatıdır. Sıra sayı sıfatları. isimlere sorduğumuz kaçıncı sorusunun cevabıdır. Takım isim. Kaçıncı takım? Birinci takım. Birinci sözcüğü burada sıra sayı sıfatıdır. Gün isim. Kaçıncı gün? İkinci gün. İkinci sözcü yine burada sıra sayı sıfatı olarak kullanılmıştır. Üleştirme sayı sıfatları ise isimleri sorduğumuz kaçar sorusunun cevabıdır. Deste isim, kaçar deste, onar deste, onar sözcüğü nedir arkadaşlar? Üleştirme sayı sıfatıdır. Grup isim, kaçar grup, altışar grup, altışar sözcüğü burada üleştirme sayı sıfatıdır. Kesir sayı sıfatları isimleri sorulan yine kaçta kaç sorusunun cevabıdır. Bakın inmekten indirmek, indirmekten indirim olmuş arkadaşlar. Dolayısıyla sözcük isimdir. Kaçta kaç indirim? Yüzde on indirim. Dolayısıyla yüzde on sözcüğü nedir? Kesir sayı sıfatıdır. Ekmek isim. Kaçta kaç ekmek? Yarım ekmek. Bu da nedir arkadaşlar? Yine kesir sayı sıfatı olarak kullanılmıştır. Çok önemli bir notumuz var arkadaşlar. Genellikle yazım kurallarında denemelerde olsun, sınavda olsun çıkabilir. Bakın dikkat edin buna. Üleştirme sayı sıfatları arkadaşlar yazıyla yazılır. Rakamla yazılmaz arkadaşlar. Bu ne demek? Bu şu demek? Beşer diye yazarsam bu doğrudur. Ama ben bunu şöyle yazarsam arkadaşlar bu da yanlıştır. Buna da dikkat edelim. Geçiyoruz belgesiz sıfatlara. Bakın bu çok önemli belgesizlik anlamı taşıyan sıfatlara denir. İsimlere sorulan hangi ya da ne kadar sorularının cevabıdır arkadaşlar. Belgesiz sıfatlar şunlardır: kimi, bazı, bütün, tüm, başka, bir takım, her, hiçbir, herhangi bir, birkaç, birçok, çoğu ve çok gibi sözcüklerdir. Örneklerimize bakalım. Seninle her akşam sahilde el ele tutuşup hayaller kurardık cümlesinde akşam isim, hangi akşam? Her akşam. Arkadaşlar net olarak belirtmemiş. Bakın. O yüzden buna biz belgisiz diyoruz. Bu yüzden de her sözcüğü nedir? Belgisiz sıfattır. Dudaklarından dökülecek birkaç kelime bizi başarıya götürmek için yeterliydi cümlesinde ise bakın kelime isim. Kaç kelime Birkaç kelime sayıyı net olarak belirtmiş mi? Belirtmemiş. O yüzden buna biz ne diyoruz? Belgisiz sıfat diyoruz. Bir gün siz de beni anlayacaksınız cümlesinde ise gün isim, kaç gün, bir gün. Ama o gün belli mi arkadaşlar? Hangi günmüş o? Belli değil. Belli değilse buradaki bir sözcüğü nedir? Belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Futbolcular ve kim yöneticiler sporu artık ticari bir faaliyet olarak görüyorlar cümlesinde ise bakın faaliyet isim nasıl faaliyet bir faaliyet buradaki bir sözcüğü arkadaşlar yine nedir belgesiz sıfattır yönetici isim hangi yöneticiler kimi yöneticiler buradaki arkadaşlar kimi sözcüğü de yine belgisiz sıfat olarak kullanılmıştır. Çünkü yöneticinin kim olduğu belli değil. Kimileri ise hala umutlarının peşinde koşuyor cümlesinde ise bakın. Şimdi buradaki kimi sözcüğüyle şuradaki kimi sözcüğünü değerlendirelim. Arkadaşlar buradaki kimi sözcüğü bir ismi belirtmiş. Dolayısıyla bu belirtme sıfatıdır. Fakat buradaki kimi sözcüğüne bakacak olursak bu kimi sözcüğü ismin yerine geçiyor ismin yerine geçtiğinden dolayı da arkadaşlar bu nedir? Bu belgisiz zamir olarak kullanılır. Çocukların birçoğu annelerine bağlı yaşıyor cümlesinde ise yine birçoğu sözcüğü çocuklardan birkaçının yerine geçmiş. Adının yerine geçmiş. Dolayısıyla o çocukların kim olduğu belli değil. Bu da ismin yerine geçtiği için buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Belgisiz zamir diyoruz. Şimdi arkadaşlar yine dikkat edecek olursanız 5 ve 6 nolu cümlelere altı çizili sözcükler dikkat edin ismin yerine geçmiş. O yüzden biz bunlara belgesiz zamir diyoruz. Fakat 1, 2, 3 ve 4 numaralı cümlelere bakacak olursanız altı çizili sözcükler yani belgesiz sıfatlar bir ismi belirtiyor. İsmi belirtirse belgesiz sıfat, ismin yerini belgesizlik yönüyle tutarsa bunlara da belgesiz zamir adını veriyoruz. Yine çok karıştırılan bir mevzu. Dikkat edecek olursanız ismi belirtiyorsa sıfat, ismi yerine geçiyorsa zamir diyoruz. Geçiyoruz arkadaşlar soru sıfatına. Adları soru yoluyla belirten sıfatlara denir. Soru sıfatları şunlardır. Nasıl, hangi, kaç, kaçıncı, kaçar, ne kadar, ne sözcükleri. Örneklerimize bakalım. Nasıl bir evde oturmak istiyorsun cümlesinde önce soruyu sağlayan sözcüğü bulalım. Nasıl kelimesi. Bu sözcük neyi belirtiyor? Bakın nasıl bir ev demiş, doğru mu? Evi belirtiyor. Ev nedir? İsimdir. İsmi belirten sözcüğe biz ne diyoruz? Sıfat diyoruz. Peki bu sözcük soru yoluyla mı belirtmiş? Evet. O zaman arkadaşlar bu da soru sıfatıdır. Bu kadar. Sen bizden habersiz kaç gün okula gitmedin? Ne yapıyoruz? Önce soruyu sağlayan sözcüğü tespit edelim. Kaç. Peki bu sözcük neyi belirtmiş? Bakın gün kelimesini. Gün isim mi? Evet. O zaman isim belirten sözcük sıfattı. Soru yoluyla belirtmiş. O yüzden arkadaşlar bu nedir? Soru sıfatıdır. Bakın kolay. Sınavda hangi kalemi kullanmayı düşünüyorsun? Ne yapıyoruz? Önce soruyu sağlayan sözcüğün altını çiziyoruz. Neyi belirtiyor? Hangi kalem dediğime göre ismi belirtmiş. O zaman bu sıfattır. Soru yoluyla belirtmiş. Arkadaşlar biz buna ne diyoruz? soru sıfatı diyoruz. Kaçıncı sınıfta bölüm tercihi yapılıyor? Bakın kaçıncı sözcüğü soruyu sağlamış? Sınıf isim. İsmi belirttiği için buna sıfat diyoruz. Soru yoluyla belirttiği için de soru sıfatı olarak kullanılmıştır. Ne gün buluşmayı düşünüyorsun? Bakın ne sözcüğü yine ne yapmış arkadaşlar? İsim olan gün sözcüğünü belirtmiş. Burada ne sözcüğü hangi anlamına geliyor? Dolayısıyla da isim belirttiği için sıfattır. Soru yoluyla belirttiği için de arkadaşlar soru sıfatı olarak kabul edilir. Geçtik adlaşmış sıfata. Niteleme sıfatları, niteledikleri ismin yerine geçerse arkadaşlar biz bunlara ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. Örneklerimize bakalım. İyi insanlar her zaman kazanırken kötüler sürekli kaybetmeye mahkumdur. Bakın bu örneği bilerek yazdım. Şimdi nasıl yapıldığını göreceğiz. Arkadaşlar insan nedir? İsimdir. Hatırlayın isimleri sorduğumuz nasıl sorusu bize neyi veriyor? Evet haklısınız. Niteleme sıfatını veriyor. Bu niteleme sıfatı. Şimdi ben şu ismi düşürdüğümde ne olur burası? İyiler her zaman kazanır olur. İyiler dersem ablaşmış sıfattır. İyi insanlar dersem iyi sözcü burada görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatıdır devam edelim. Başka bu cümlede adlaşmış sıfat yok mu? Tabii ki var. Bakın kötüler sözcüğü. Şimdi kötü insanlar desem değil mi? Niteleme sıfat olacaktı ama insanlar kelimesi cümlede yer almadığı için bu sözcük nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Çünkü nitelik bildiren kötü sözcüğü ismin yerine geçmiş. insanlar kelimesinin yerine geçtiği için biz buna ne diyoruz? Adlaşmış sıfat diyoruz. İkinci örneğimize bakalım. Bize sürekli yanıkları ikram ediyordu derken nerede var arkadaşlar? Görmüş olduğunuz gibi yanıklar kelimesinde var. Yanık pastaları, yanık kurabiyeleri ikram ediyordu anlamına geliyor. Dolayısıyla arkadaşlar yanık sözcüğü burada nedir? Yine adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Gençler gelecek sizin eseriniz olacaktır cümlesinde ise nerede var? Tabii ki gençler kelimesinde var. Genç insanlar gelecek sizin eseriniz olacaktır. Genç kadınlar gelecek sizin eseriniz olacaktır. Genç erkekler gelecek sizin eseriniz olacaktır gibi. Dolayısıyla biz buna ne deriz? Adlaşmış sıfat deriz arkadaşlar. Kaan çürükleri kasadan tek tek kendisi topladı cümlesinde ise Bakın nerede var? Çürükleri kelimesinde var. Çürük elmaları, çürük portakalları, çürük erikleri, çürük çilekleri gibi. Görmüş olduğunuz gibi çürük sözcüğü ismin yerine geçmiş. Niteleme sıfatı iken ismi düşürmüş, isme tekmeyi basmış, kendi kalmış. O yüzden bu nedir arkadaşlar? Bu da adlaşmış sıfat olarak kullanılır. Kirli çamaşırları sepete atıp dolaptan temizlerini aldı cümlesine baktığımızda ise bakın çamaşır isim nasıl çamaşır kirli çamaşır kirli sözcüğü burada nedir? Nitelime sıfatıdır. Adlaşmış sıfat yapsaydım bunu nasıl yapacaktım arkadaşlar? Kirlileri sepete attı diyecektim. Ama ben ne yapmışım? Cümlenin devamına baktığımızda nerede var? Bakın tam burada. Temizlerini kelimesinde. Temiz çamaşır anlamına gelir. Dolayısıyla bu da nedir? Adlaşmış sıfat olarak kullanılmıştır. Geçiyoruz ünvan sıfatlarına. Arkadaşlar şunu unutmayalım. Yine yazım kuralıdır. Bakın unvan diye yazılır. Ünvan diye söylenir arkadaşlar. Ama bizim için esas olan şey nedir? Yazımdır. Bunu unutmayalım. Bu da yine denemelerde falan çıkar. Dikkat edelim buna da. Şimdi insanların meslek, rütbe, makam ya da sosyal statülerini belirten sıfatlara denir. Şimdi şunu da belirtelim ünvan sıfatları arkadaşlar büyük harfle başlar. Elif hanım dediğimde bakın hanım ünvan sıfatıdır. Dolayısıyla arkadaşlar büyük yazılmıştır. Serkan efendi bakın e büyük yazılmıştır. Ünvan sıfatları bir de şuna dikkat edin isimlerden sonra da gelebilir arkadaşlar. Bakkal Mesut yine bakın bakkalın B'si. Doktor Ali Bey dediğimde doktorun D'si ve beyin B'si büyük yazılır. Çok önemli bir notumuz var. O da şu akrabalık bildiren sözcükler büyük harfle başlamaz. Burada önemli olan şey şudur yalnız. Aidettik duygusu varsa küçük yazılır. Toplum tarafından kabul edilen birisi ise arkadaşlar bu sefer büyük yazılır. Canan teyze küçük yazılır. Tarık amca, Leyla hala da olduğu gibi bunlar eğer aidiyet duygusu içerisinde yazılmışsa yani Leyla halam, Tarık amcam, Canan teyzem gibi yazılmışsa bunlar arkadaşlar küçük harfle başlar. Akrabalık bildiren sözcükler başa geldiğinde lakap yerine kullanılır ve büyük harfle başlar. Örnek baba hakkı dediğinde bakın babanın B'si, nene hatun dediğimizde nenenin N'si, hala sultan dediğimizde ise halanın H'si büyük yazılır. Fakat toplum tarafından kabul görmüş kişiler var. Bu kişilerin isimlerinden sonra gelen akrabalık bildiren sözcükler de yine büyük harfle yazılır. Ramiz dayı değil mi? Önemli bir dizinin kahramanıydı arkadaşlar. Büyük yazılır. Müslüm Baba artık tüm dünya tanıyor. Bunun babasının B'si de arkadaşlar yine nedir? Büyük yazılır. Diğer bir konumuz sıfat yapan ki'ye geçiyoruz. Eklendiği sözcüğü sıfat yapan ki ekine denir. Peki arkadaşlar bu nasıl yazılır? Dikkat edin bakın her zaman bitişik yazılır sıfat yapan ki. Bunu da unutmayalım yine. Arkadaşlar önemli bir konudur. 2018'de çıktı Ki'nin yazımı. Lütfen dikkat edelim. Evdeki kedilerden birini sahiplendirmeyi düşünüyorum cümlesinde. Bakın kedi isim. Hangi kediler? Evdeki kediler. Görmüş olduğunuz gibi bu ki ne yapmıştır arkadaşlar? Evdeki kelimesini sıfat yapmıştır. Kadın dolaptaki tabakları düşürüp kırdı cümlesinde. Tabak isim. Hangi tabakları? Dolaptaki tabakları. Ki, ki Dolap kelimesini yapmıştır arkadaşlar? Sıfat yapmıştır. Buna da sıfat yapan ki denir. Aynı zamanda sıfat yapan ki nedir arkadaşlar? Bu da dipnot olarak yazabilirsiniz. Yapım ekidir. Buna da dikkat edelim. Geçiyoruz sıfatlarda küçültmeye. Sıfatlar cak, cek, cace, cık, cik, ımsı, imsi, ıntrak, imtrek ekleriyle küçültülür. Bakın yol isim nasıl yol uzunca yol niteleme sıfatıdır. Buradaki ince ince eki de arkadaşlar küçültme ekidir. Acımsı bir tat dediğimde ise tat isimdir. Nasıl tat? Acımsı tat niteleme sıfatıdır. Imsı imsi eki de arkadaşlar küçültme ekidir. Azıcık nefes dediğimde nefes isim. Bakın azıcık sözcü ismi belirtmiş sıfat görevinde. Buradaki cık eki de yine nedir arkadaşlar? Cümleye küçültme anlamı katmıştır. Ayran isim. Nasıl ayran? Ekşim trak ayran yine sıfat görevinde ıntırak imtirek eki de cümleye küçültme anlamı katmıştır diyoruz. Bir diğer konumuz sıfatlarda pekiştirme. Niteleme sıfatlarının ilk ünlüsüne kadar olan bölümü M, P, R, S ünsüzlerinden yakışan biriyle bir ön ek haline getirilir ve sözcüğün tekrar başına eklenerek pekiştirme yapılır. Bakın şimdi mavi göz. Göz isim. Nasıl göz? Mavi göz. Mavi sözcüğü burada nedir? Niteleme sıfatıdır. İlk ünlüsüne kadar olan yeri alıyorum. Sonra uygun olan bir tane ses getiriyorum. Hangisi uygun arkadaşlar? Tabii ki S sesi. Mas. Sonra sözcüğü tekrar aynen yazıyorum. Mas mavi göz olur. İşte biz buna ne diyoruz arkadaşlar? Pekiştirilmiş sıfat diyoruz. Temize. İlk ünlüsüne kadar olan kısmı alıyorum. Başa yazdım. Sonra uygun olan bir tanesini getiriyorum arkadaşlar. R sesi gelir. Sonra sözcüğü tekrar yazdım. Sonra da ismi yazıyoruz arkadaşlar. Nasıl ev, tertemiz ev, görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatıdır. Aynı zamanda şu ekleri aldığı için pekiştirmiş sıfat olarak kabul edilir. Sıcak çay yine ilk ünlüsüne kadar olan yeri alıyorum bakın. Sonra uygun olan bir taneyi getirmem lazım. Ne derim arkadaşlar? sımsıcak çay derim. Sözcüğü tekrar yazıyorum ve ismi de yazdıktan sonra işimiz bitiyor. Çay isim nasıl çay? Sımsıcak çay niteleme sıfatı. Şuradaki M'den dolayı da biz buna pekiştirilmiş sıfat diyoruz. Arkadaşlar yalnız bir şey dikkat etmek lazım. Buna biz kurallı pekiştirme diyoruz tamam mı? Bunlar belli bir kurala göre olduğu için bunlara kurallı pekiştirme denir. Bir de kuralsız pekiştirmemiz var. Şimdi onlara bakalım. Yalnız kadın. Görmüş olduğunuz gibi kadın niteleme sıfatı. İlk ünlüsüne kadar olan kısmı alıyoruz. Sonra uygun olan bir tane ek getiriyoruz arkadaşlar. Bakın yetti mi yetmedi. Yap yalnız demiyoruz. Doğru mu? Ne diyoruz? Yapa yalnız oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla da şu A sesinden dolayı biz buna da kuralsız pekiştirme diyoruz. Bakın sağlam radyo, sağlam sözcü yine niteleme sıfatıdır. İlk ünlüsüne kadar olan kısmı alıyoruz. Uygun olanı getiriyoruz arkadaşlar. Daha sonra fazladan bir ses alıyor. A sesini de alıyor. Sonra sözcüğü tekrar yazıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi karşımıza kuralsız pekiştirme çıkıyor. Bunun nedeni de almış olduğu fazladan A sesinden dolayı. Dağınık insan kelimesinde dağınık niteleme sıfatıdır. İlk ünlüsü ne kadar olan kısmı aldık. MPRS ünlüsü üzerinden bir tanesini getiriyoruz arkadaşlar. Yetmiyor. Bir ses daha getiriyoruz. Yetmiyor. Bir tane daha getiriyoruz. Sonra sözcüğü aynen yazıyoruz. Ve görmüş olduğunuz gibi yine karşımıza ne çıkıyor arkadaşlar? kuralsız pekiştirme çıkıyor. Neden? Çünkü burada da bakın bir değil iki ses almış. Bunlara da biz ne diyoruz arkadaşlar? Kuralsız pekiştirme diyoruz. Bunları da daha çok testlerde görürsünüz. Çıkmış bir soru da var arkadaşlar bununla ilgili. Hatta iki tane soru var farklı dönemlerde. Lütfen bunlara da dikkat edelim. Eğer MPRS ünsüzlerinden sadece biriyle yapılıyorsa kurallı. Bunların dışında farklı seslerde alıyorsa bunlara da kuralsız pekiştirme adını veriyoruz. Önemli bir notumuz var. Bunların dışında mı mi, mi edatıyla, ama bağlacıyla ve arkadaşlar nedir o? İkilemelerle de yine ne olur arkadaşlar? pekiştirme yapılır. Bakın, çocuk isim, nasıl çocuk? Şirin mi şirin çocuk derken buradaki mi nedir? Pekiştirme anlamı katmıştır. Burası da niteleme sıfatıdır. Küçük ama çok küçük bir salondu cümlesinde salon isim, nasıl salonmuş arkadaşlar? Küçük ama çok küçük bir salonmuş. Niteleme sıfatı. İkilemenin arasına giren şu ama bağlacı cümleye pekiştirme anlamı katmıştır. Elbise isim. Nasıl elbise arkadaşlar? Yırtık pırtık elbise. Bu sefer de yırtık pırtık sözcüğü niteleme sıfatıdır. Yırtık pırtık da nedir? İkileme göreviyle kullanılmış sözcüktür. Evet, sıfatlarla ilgili son konumuza geçiyoruz arkadaşlar. Sıfatlarda yapı. Sıfatlar yapıları yönüyle arkadaşlar 3'e ayrılır. Basit sıfat, türemiş sıfat ve birleşik sıfat olmak üzere. Basit sıfat yapım eki almayan sıfatlara denir arkadaşlar. Hatırlayın, yine isimler konusunda anlatmıştık. Yapım eki nedir? Sözcüğün anlamını değiştiren eklere yapım eki denir. Ama basit sıfat dediğimizde ise o sözcük yapım eki almayacak. Şimdi yol demişiz. Buna biz arkadaşlar geniş yol diyebiliriz. Bakın yol isim, nasıl yol? Geniş yol. Geniş sözcüğü niteleme sıfatıdır. Sözcük kök halinde olduğu için de bu nedir? Basit sıfattır. Toka demişiz arkadaşlar. Tokalar güzel olur. Güzel toka dersem toka isimdir. Nasıl toka? Güzel toka. Güzel sözcüğü niteleme sıfatıdır. Güzel'i anlamlı daha küçük parça ayırabilir miyiz? ayıramayız. Dolayısıyla bu da kök halindedir. O yüzden bu da basit sıfattır arkadaşlar. Peki kötü haber desem bakın haber isim, nasıl haber? Kötü haber. Kötü sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Kötü kelimesini daha küçük parçaya ayırabilir miyim? Anlamlı küçük bir parçaya? Hayır. O yüzden de arkadaşlar bu da nedir? Basit sıfattır. İyi kitap dediğimde ise iyi isim Nasıl kitap? İyi kitap. Niteleme sıfatıdır. İyi sözcü de kök halinde olduğu için buna da ne diyoruz arkadaşlar? Daha doğrusu yapım eki almadığı için basit sıfat diyoruz. Türemiş sıfatlara geçtik. Arkadaşlar bunlar ise yapım eki alan sıfatlardır. Mesela ev demişiz. Buna biz ne deriz arkadaşlar? Kiralık ev dersem bakın kira isim, lık nedir? İsimden isim yapım ekidir. Dolayısıyla sözcük yapım eki aldığı için ve niteleme sıfatı görevinde kullanıldığından dolayı arkadaşlar türemiş sıfattır. Ev isim, nasıl ev? Kiralık ev. Görmüş olduğunuz gibi niteleme sıfatı. Sıcaklar demişim arkadaşlar. Buraya ne getirebiliriz? Bakın, şiddetli sıcaklar diyebiliriz değil mi? Son günlerde bunu çokça yaşıyoruz. Sıcak isim. Nasıl sıcaklar? Şiddetli sıcaklar. Sözcük nedir? niteleme sıfatıdır. Peki şiddet isim şiddetten şiddetli olmuş. isimden isim yapım eki almış. Yapım eki aldığı için arkadaşlar şiddetli sözcüğü nedir? Türemiş sıfattır. Sporcular demişiz. Sporcular nasıl olur? Başarılı olur arkadaşlar. Baştan başarmak. Başarmaktan da ne olur arkadaşlar? Başarılı olur. Hatta başarı olur. Başarıdan da başarılı olur. Bakın bu sözcük nedir arkadaşlar? Nasıl sporcu, başarılı sporcu yine niteleme sıfatıdır. Tam 3 tane yapı meki almış arkadaşlar. Şu biraz şurası görünmüyor ama baştan başarmak, başarmaktan başarı, başarıdan başarılı olmuş. Yani aslına bakarsanız sözcük isim kökünde, isimden fiil olmuş, fiilden tekrar isim olmuş. Sonra da arkadaşlar en son itibariyle de İsimden isim yapım eki almış. Durun bunu şuraya ben yazayım. Bakın baş. Baştan başarmak. Başarmaktan başarı. Başarıdan başarılı. Bakın baş isim köküdür. Baştan başarmak olmuş. İsimden fiil yapım eki almış. Başarmaktan başarı olmuş arkadaşlar. Fiilden isim yapım eki almış. Başarıdan da başarılı olmuş. Tekrar isimden isim yapım eki almış. Görmüş olduğunuz gibi tam 3 tane yapım eki aldığı için bu sözcük türemiştir. Sıfat görevinde kullanıldığı için de türemiş sıfat olarak kabul edilmektedir. Yine sizi kastediyorum. Bakın yaz döneminde çalışan öğrencileri kastediyorum. Öğrenci isim. Nasıl öğrenci? Çalışkan öğrenci niteleme sıfatıdır. Çalışmak fiil. Çalışmaktan çalışkan olmuş. Fiilden isim yapım eki almış. Dolayısıyla yapım eki aldığı için türemiştir. Sıfat görevinde kullanıldığı için de türemiş sıfat olarak kabul edilir. Birleşik sıfatlar birden çok sözcükten oluşan sıfatlara denir. Kendi içinde arkadaşlar bu da ikiye ayrılıyor. Birincisi anlamca kaynaşmış birleşik sıfatlar. Bakın iki sözcüğün birleşerek oluşturduğu ve sıfat görevinde kullanılan sözcüklerdir. Sıkıntı demişim arkadaşlar. Nasıl sıkıntı olur bunlar? Bakın bir takım sıkıntılar desem Sıkıntı isim. Nasıl sıkıntı? Bir takım sıkıntı. Görmüş olduğunuz gibi bu sözcük nedir? Belgisiz sıfattır. Bir ve takım sözcükleri de birleşerek ne oluşturmuş? Birleşik ismi oluşturmuştur. Roman demişim. Nasıl roman arkadaşlar ya da ne kadar roman? Birçok roman desem belgisiz sıfattır. Bu da belgisiz sıfattı. Bakın bu da belgisiz sıfat. Roman isim. Bu da hangi roman ya da ne kadar roman birçok roman. Hangi roman olduğu belli olmadığı için belgesi sıfattır. Bakın bir sözcüğüyle çok sözcüğü birleştiği için bu da yine birleşik sıfat olarak kabul edilir. İşçiler nasıl işçiler arkadaşlar? Açık göz işçiler desem bakın işçi isim nasıl işçi? Açık göz işçi arkadaşlar niteleme sıfatıdır. Açık isimdir. Yine gözde isimdir. İki tane isim birleşip niteleme sıfatını oluşturmuş. Buna da biz ne diyoruz? Anlamca kaynaşmış birleşik sıfat diyoruz. Şimdi geçtik bir kural dahilinde gerçekleşen sıfatlara, birleşik sıfatlara. Bu da kendi içinde arkadaşlar kurallı birleşik sıfatlar ikiye ayrılıyor. Birincisi sıfat ve takısız ad tamlamalarına bakın lı li, lık lik, sız siz ekleri getirilerek yapılır. Şimdi Kır saçlı babam dediğimde arkadaşlar bakın babam isim nasıl babam kır saçlı babam kır saçlı sözcüğü nedir? Niteleme sıfatıdır. Şu iki sözcüğü birlikte okutturan da arkadaşlar buradaki lı ekidir. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Kurallı bileşik sıfat diyoruz. 40 yıllık komşu dediğimde ise komşu isim nasıl komşu 40 yıllık komşu arkadaşlar bu da niteleme sıfatıdır. 40 yıllık demişim. İki sözcüğü birlikte okutturan nedir? Bakın buradaki lık 2'dir. O yüzden biz buna ne diyoruz? Kurallı bileşik sıfat diyoruz. 5 parasız köylü dediğimde ise köylü isim, nasıl köylü? 5 parasız köylü niteleme sıfatıdır. Buradaki sız eki iki sözcüğü birlikte okutturduğu için buna da biz ne diyoruz arkadaşlar? Kurallı bileşik sıfat diyoruz. İkinci kuralımız sıfat tamlamalarında sıfatla ismin yer değiştirip isme iyilik eki gelmesiyle oluşur. İyilik eklerimiz S kaynaştırma harfi I, I, U ve Ü ekleridir arkadaşlar. Bakın şimdi kanadı kırık kuş. Aslına bakarsanız bu nedir arkadaşlar? Kırık kanattır. Doğru mu? Kanat isim nasıl kanat? Kırık kanat, kırık sözcüğü burada niteleme sıfatıdır. Şimdi İsimle sıfat yer değiştirmiş. Bakın, kanadı kırık olmuş. Kuş isim, nasıl kuş? Kanadı kırık kuş niteleme sıfatıdır. Arkadaşlar şuradaki ı da iyelik ekidir. Bundan dolayı da biz buna ne diyoruz? Bu iyelik eki iki sözcüğü birlikte okutturduğu için kurallı bileşik sıfat oluyor. Çenesi düşük kadın dediğimde ise kadın isim, aslında düşük çenedir. Yine isimle sıfat yer değiştirmiş. Bakın iyilik eki almış. İyilik eki şu iki sözcüğü birlikte okutturmuş. Niteleme sıfatı olmuş. İki sözcük birlikte okunduğu için de arkadaşlar bunlara ne diyoruz? Kurallı bileşik sıfat diyoruz. Zengin gönüldür. İyilik eki almış. Komşu isim. Nasıl komşular? Zengin komşular. Niteleme sıfatıdır. İki sözcük iyilik ekinden dolayı birlikte okunduğu için buna da arkadaşlar kurallı bileşik sıfat denir. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Yine kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşçakalın.